Bu videoda denklem sistemleri konusunda alıştırma yapmaya devam edeceğiz. Sistemleri çözmeyeceğiz ama bu sistemleri nasıl kurabileceğimizi iyice öğrenmiş olacağımızı düşünüyorum. Bir bakalım bize sunanın köpeği kedisinin 5 katı ağırlığındadır demişler. Köpeği aynı zamanda kedisinden 20 kilogram daha da ağırmış. C kedinin D'de köpeğin ağırlığı olsun demişler ve şimdi her zaman olduğu gibi sizden videoyu durdurup bu iki değişkeni yani C'yi ve D'yi bulmanızı sağlayacak bir denklem sistemi yani iki tane doğrusal denklem yazmanızı istiyorum. Az önce de söylediğim gibi sistemi bu videoda çözmeyeceğiz ama olsun hadi birlikte yapalım. Şimdi bu tarz sorularda kuracağımız denklemleri tanımlayan cümleler olur. Bunlardan ilki Sunan'ın köpeği kedisinin 5 katı ağırlığındadır. Sunan'ın köpeğinin ağırlığı neymiş? Köpeğin ağırlığını D ile temsil ediyor isek D'nin kedinin ağırlığının yani C'nin 5 katı olduğunu yazabiliriz. Yani D eşittir 5 çarpı C. Evet, işte d ile c'yi kullandığımız doğrusal denklemlerden ilkini yazdık. Peki ya diğeri? Bize bir de köpeği aynı zamanda kedisinden 20 kilogram daha ağırdır demişler, değil mi? Bunu da köpeğin ağırlığı yani d eşit C artı kaç olarak yazacağız? 20 öyle değil mi? Evet. Her şey kilogram türünden olduğu için kilogram yazmamıza gerek yok. İşte bu kadar. İki değişkenli iki tane denklem yazdık. Evet. Soruda bize verilenleri kullanarak bir denklem sistemi kurduk ve eğer sonucun ne olduğunu merak ediyorsanız sizi bu denklem sistemini çözmeye de davet edebilirim. Bu tarz sorularda zor olan matematiksel formda verilen şeyleri yeniden ifade etmeye çalışmak olur. Olabilir. ama alıştırma yaptıkça bunun aslında hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Mavi ile yazdığım denklem altını mavi ile çizdiğim yerin ve sarı ile yazdığım denklemde altını sarıyla çizdiğim yerin matematiksel olarak ifade edilmesinden başka bir şey değil.